donmuş toprağa rastlandı. Van'ın Çaldıran ilçesindeki çalışmalarla ortaya çıkan bu yapının önemi ne? Şimdi hemen o noktaya gidelim ve haberci arkadaşımız Hümeyra Pardeli bizi bekliyor. Hümeyra, bu ne anlama geliyor? Bize açıklar mısın lütfen? Evet Nilgün Valkaç, Türkiye-İran sınırına örülen sınır duvarı olan bölgedeyiz. Buradaki ekiplerin çalışmaları devam ediyor. O çalışmalar sırasında çok ilginç bir olayla karşılaştı. İş makineleriyle buradaki kazı işlemleri yapıldığı sırada ilginç bir yapı ortaya çıktı. Taşların arasında buzulları görüyoruz. Hemen kameraman arkadaşım Zafer Kumru'dan onu ekranlarınıza getirmesini rica edeceğim. İş makineleriyle dediğimiz gibi kazıldığı sırada aslında o taşların altından buz kütleleri ortaya çıktı. Kaç yıl öncesinden oluştuğu elbette ki bilinmiyor ama uzun yıllarda oluştuğu aşikar. Bu yapıların toprağın donduğunu söyleyelim. Özellikle Türkiye-İran hattındaki bu Van'ın Çağlıran ilçesinde kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğünü biliyoruz. Hal böyle olunca toprağın donduğu için kışın ve yazın hızlı eriyip donmaların yağmur sularının yağmasıyla, toprağa sızmasıyla yine o kar sularının da erimesiyle de işte bu buzulların ortaya çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Ekiplerin işlerini de işçilerin de bu çalışmalarını oldukça zorlaştırdığını söyleyelim. Kameraman arkadaşım bir buzulu ekranlarınıza getiriyor. Hemen onu göstermek istiyorum ben de izleyicilerimize. Bu Ağustos ayında buzulların arasında çıkan buz kütlesi o kalınlığı oldukça fazla görebiliyoruz. Yine yerde eriyen suları görüyoruz. Hava sıcaklığının sıcak olmasıyla işte ortaya çıkan bu buz kütleleri yavaş yavaş erimeye başladı. Hemen dağı yine göstermesini isteyeceğim. Dumantepe mevkisi bulunduğumuz bu nokta 3000 rakımda alan eriyen buzulları yine görmek mümkün. Uzmanlara sorduk bunun nasıl oluştuğunu. Aslında Doğu Anadolu bölgesinde bu buzulların çok fazla olduğuna şahitlik edildiğini söyledi. Bunların binlerce yılca oluşmuş olabileceği, hatta daha fazla yıllarda da yine oluşmuş olabileceği belirtiliyor. Permafrost deniliyor bu yapıya. Yani toprağın donması aslında. Toprak donunca da yağmur sularıyla yine kışın donmasıyla o suların toprağın altına sızan bu sular yağmur sularının toprağa sızmasıyla da yine bu yapıların oluştuğuna şahitlik ediyoruz. Bulunduğumuz bu nokta dediğimiz gibi Türkiye-İran sınırındaki duvar örme işlemleriydi. İşte işçilerin ortaya çıkardığı bu yapıda gün yüzüne çıkmış oldu Nilgün Balkaç.